Bunu niye söyledim? Şunu söyledim. Adalet dediğimizde hangi zaviyeden baktığımız, hangi perspektiften baktığımızı önce karşımızdaki insana ihsas ettirmemiz lazım. Yani Marksist bir perspektiften baktığınızda... Değişir mi? Tabii, değişir. Öyle mi? Evet, elbette. Hiçbir kavram kültürün üstünde mutlak bir uzayda yer almıyor. Vektöreldir hepsi. Yani belli bir hareketin içindedir hepsi. Siz o vektörel uzayı bilmezseniz yapacağınız tanım biraz lafsi, retorik düzeyde kalır. O açıdan ben kişisel olarak bu kavramlara hangi noktadan bakıyorum, noktayı nazarım nedir, onu ihsas ettirmem lazım. Yani şöyle diyeyim size, belki daha iyi anlaşılır. Şimdi öte dünya inancı olmayan bir insan adalet kavramı ile öte dünya inancı olan kişinin adalet kavramı aynı olmaz. Bunu siz fark edin ya da etmeyin. Şuna benziyor bu. Şimdi bir bilgisayar ekranında seyrettiğimiz hareketlerin arka tarafında bir kod vardır değil mi? Bir yazılım vardır. Bu yazılımı evet. Görmeyiz. O yazılım orada duruyor halbuki. Biz hareketlere bakarız. Dolayısıyla günlük hayatta da biz bu kavramların tezahürlerine bakarız, hareketlerine bakarız ama onların arkasında kodlar var aslında. Bunun bilincinde olmayız. Dolayısıyla adalet ve benzeri başka kavramlar, hangi kavram olursa olsun, hangi zaviyeden baktığımız, hangi noktayı nazardan baktığımızı belirtmemiz gerekiyor. Bu biraz da bizim bazen popüler kültürde felsefe nedir? Neye göre, kime göre? Hikmet nedir? Neye göre, kime göre? Zaman nedir, mekan nedir, iyilik nedir, ahlak nedir? Binlerce görüş var. Yani bir feminizm kavramı için 19 tane farklı tanım var. Değil mi? Yani o açıdan bu işler böyle çok şey değil. Lineer, çizgisel değil. Hatta sati diyoruz biz, yüzeysel. İki boyutlu da, üç boyutludur. Dolayısıyla üç boyutlu bakmakta fayda var. Gördüğünüz gibi çok zor bir giriş yaptım. Şöyle düşündüm sadece. Hani evrenseldir adalet. Arayışı da öyledir, özlemi de öyledir. Evrensel politik bir kavramdır. Hiçbir felsefi kavram evrensel olmaz. Tümel olabilir. Bunlar ayrı şeyler. Hiç haddimi aşmayacağım. Buyurun. Estağfurullah. Yani adalet kavramı evrensel bir kavram değil. Tümel bir kavramdır. Genel bir kavramdır. Universal kelimesi İngilizce'de hem tümel hem evrensel anlamına geldiği için biz onu hep evrensel tarafıyla tercüme ediyoruz. Bu doğru değil. Kültürlerden bağımsız mutlak kavramlar yok. Bize bu bir yerden verilmiyor ki. Ne yer, tarlada yetiştiriyoruz ne de uzaydan geliyor. Kültürler üretiyor. Rasyonelite diyorsunuz. Niye? Her kültürün kendine ait bir rasyonelitesi vardır. Ha bunun altında zemin olarak insanın kognisyonundan, bilişsel yapısından, bu bilişsel yapının transandantal aşkın ortak zemininden kaynaklanan bazı yapılarımız var. Hepimiz bakın oturup konuşabiliyoruz. Ortak zemin olmasa konuşamayız. Ama bunların ötesinde hepsi inşaidir. Kültür inşai bir faaliyettir. Kuruyoruz onu. Şimdi bu açıdan baktığımızda adaleti ben İslam medeniyet temeddün diyorum ben. Medeniyeti de pek sevmem kavram olarak. İslam temeddünü perspektifinden. Yani kültürler aslında bir tür perspektif realizmi dediğimiz şeylerdir. Yani bakış açısının inşa ettiği yapılardır. O bakış açısını değiştirdiğinizde o yapılar da yapboz tahtası gibi değişir. Ama hakim kültür, belli bir dönemde hakim kültür o kavramları sanki evrenselmiş tırnak içerisinde gibi dayatır bize. Evrensel insan hakları, evrensel efendim adalet, evrensel ne bu? Niye göre adalet? Şimdi genelde adaleti biz neyle karıştırıyoruz? Hakla karıştırıyoruz. Hukukla karıştırıyoruz. Halbuki adalet daha farklı bir şeydir. Yani iki kişi kavga etti, mahkemeye gitti, hakim dinledi, dedi ki sen haklısın, ha bunu adalet diyoruz. Adalet bu değil. Bu hak. Adama hakkını verdiniz o kadar. Şimdi adalet nedir? Şudur adalet. İslam temeddünü zaviyesinden toplumun ürettiği her alandaki artı değerleri kamusallaştırmak ve paylaşmak elden geldiğince. Budur. Yani diyelim ki biz bilimsel bilgi üretiyoruz. Teknoloji üretiyoruz. Dini bilgi üretiyoruz. İktisadi değer üretiyoruz. Bunları belirli ailelerin, belirli grupların, belirli sınıfların elinden toplanmasına izin vermemektir adalet. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla adalet çok farklı bir şey. Şimdi bu çerçeveden baktığınızda mesela hadi daha güncel bir şey gireyim. Günümüzde adalet olabilir mi? Bir insan ya da bir aile ya da bir grup 100 milyon dolar kazanırken öbürü 1 dolarla geçiniyorsa burada adalet yoktur. Dolayısıyla adalet tekrar etme pahasına şunu söyleyeyim. Günümüzde dediniz, geçmişte oldu mu hiç?
Şimdi kapitalizmdeki gibi değil. Kapitalizm üzerine de konuşabiliriz. Kapitalizm nedir ama elbette şunu söyleyeyim yalnız. Bu güzel bir şey oldu, müdahale oldu. Biz genelde grameri konuşuruz. Yani Türkçe dil bilgisini konuşuruz. Ama Fatma'nın, Ali'nin Türkçe konuşması bizim şu anda konumuz değil. Ya da Karadeniz ağzı, Ege ağzı konumuz değil. Dolayısıyla tüm gramerler idealizasyonlardır. Bunlar nasıl uygulanıyor, nasıl tezahür ediyor ayrı bir konu. Şimdi bizim şu anda yaptığımız konuşma akademik, ilmi, bilimsel ne derseniz deyin bir tür idealizasyondur. Çünkü bununla sık sık karşılaşırım ben. Bir şey hocam falanca yerde böyle mi bu? Bakalım yani Türkçe gramer, çünkü argo da bir Türkçedir ama çok farklı bir Türkçedir. Dolayısıyla adaletin de argosu olabilir. Adaletin de Karadenizcesi olabilir ya da Egecesi olabilir. Ama akademik ilmi konuşmalar o işin biraz gramer tarafıdır. Çünkü gramere göre kimse konuşmaz. Çok yapay olur değil mi? Yani. Gidiyorum yani, dersin. Ben şimdi buradan kalkıp gidiyorum. Çok yapay olur. Ama bilimsel konuşmalar biraz biçimseldir, formeldir. Gramere göre inşa edilir. Ha, bu nasıl uygulandı? Buna bakarız. Fakat İslam'ın grameri açısından baktığımızda adalet esas itibariyle toplumdaki her alanda üretilen artı değeri belirli öbeklerin elinde toplanmasını engellemek ve bunu elden geldiğince yaygınlaştırmak, kamusallaştırmaktır. Şimdi